Herkese selam arkadaşlar. Bugün ayın 25'i ve bugünden sonra herkese selam lafını her gün duymaya başlayacaksınız. Eskiden askerlik diyorduk, başka problemler vardı, okul vardı. Artık hepsini hallettik. Tamamıyla işime odaklanabilirim. GTA Trilogy çıkmadan aradan askerliği çıkartmam çok güzel oldu. Şimdi bugünün içeriği ne? Bugün arkadaşlar GTA Trilogy hakkındaki, yani GTA 3, GTA Vice City ve GTA San Andreas hakkındaki görüşlerimi size belirteceğim. Biliyorsunuz GTA Remastered'ları ilk duyuran kanal ben olmuştum Türkiye'de. Ama bu videoyu da son çeken kanal falan oldum. Çünkü dediğim gibi askerden dönüş süreci bir kendimi yenilemem lazımdı fiziksel olarak, bir mental olarak. Biraz dolaştım, alışveriş yaptım, arkadaşlarımla görüştüm falan derken artık bir hafta sonrasında videolara ve yayınlara tekrardan başlıyorum. Şimdi sözü fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar bugünkü videonun amacı benim görüşlerimi size aktarmam. Yani GTA'dan 100.000 abone kazandım. En az belki 10.000'i farklı oyunlardan gelmiştir. Ve GTA konusunda bayağı bir kitlem var. GTA Remastered'lar hakkında çıkan görüntüler hakkındaki görüşlerimi sizlere aktarmak istiyorum. Oyundan ne bekleyeceğinizi iyi anlamanızı istiyorum. Çünkü bazı kanallardan bazı videolar izledim. Ya uçuk anlatan var ya da beklentiyi çok düşüren var. İkisinin arasında ince bir çizgi var. Ben bugün sizlere ondan bahsedeceğim. Tabii ki bilgiler de vereceğim. Bilgileri belki başka videolardan almışsınızdır. Ama ufak ufak detaylardan da bahsedeceğim. Size görsellerden bahsederek. 3 tane şehir var. 3 tane inanılmaz hikayesi var. GTA Trilogy'den bahsediyor. GTA 3, GTA Vice ve GTA San Andreas. Yeni jenerasyonda çok güzel ışıklandırmalarla ve çevresel upgrade'lerle, çevresel geliştirmelerle beraber geliyor. High resolution texture'lar, yani yüksek çözünürlükte geliyor. Görüş mesafesi çok fazla arttırılmış ve GTA 5 stilinde kontroller ve hedefleme gelmiş. Aslında bu çok önemli. Eski oyunları yenilerken, remasterlarken, trilojiyi remasterlarken dikkat edilmesi gereken en büyük nokta buydu belki. Eski oyunları joystickle oynamak neredeyse imkansızdı. Artık GTA Vice City, GTA 3 ya da GTA San Andreas'ı joystickle GTA 5'i oynar rahatlığında oynayabileceksiniz. Joystickten oyun oynamayı sevenler için bu güzel bir şey. Ama benim dikkat ettiğim farklı noktalar var. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi görsellere yavaştan bakmaya başlayalım. Bu GTA 3'ün görseli. Bu GTA Trilogy'de en çok gelişmeye, en çok grafiklerin gelişmesine ihtiyaç olan oyun kesinlikle GTA 3. Ben GTA 3'ü seviyorum ama neydi en büyük eksiği? Artık geçmişte kalmıştı. Çok büyük bir asır geçmişti üzerinden resmen. 3 boyutlu oyunların şahıydı bu oyun çıktığı zamanlar. Galiba 2001'de falan çıkmıştı. Yanlışsam açıklamalarda düzeltin. Hatta GTA Vice City GTA 3'e DLC olarak gelecekti. İyi ki gelmemiş diye bahsederim her zaman yayınlarda. Bu ışıklı hal, ben ne derim her zaman Liberty'de? Liberty çok kasvetli, çok karanlık derim. Bu ışıklı hal oyunu çok farklı bir noktaya götürebilir. Ne olur artık GTA 3 oynamayan insanlar GTA 3 ile başlar. Der ki ya biz GTA'ları oynuyoruz ama ilkini oynayalım. GTA 2'yi oynayacak hali yok adamın artık. GTA 3'ten başlayıp GTA'nın hikayesini daha iyi anlayabilir. GTA'nın içine daha çok girebilir. O yüzden GTA 3 en çok ihtiyacı olan oyundu bence. Şimdi Definitive Edition'la orijinal arasında bazı kıyaslamalar var. Bu arada bu videoyu beğeniyorsanız şimdiden beğenip yorum atmayı unutmayın. Yeniden başladık. Aktifliği kazanmak için bol bol video, bol bol yayın yapacağız. Sizler de beğenerek ya da yorum atarak destekte bulunabilirsiniz. Şimdi GTA San Andreas'ın orijinali arkadaşlar. GTA San Andreas'ın orijinalindeki zaten görüntüleri görüyorsunuz. Hani grafikler tabii ki bize o senelerde oynarken bize hala inanılmaz geliyordu. Ama aradaki seneler geliştikçe o zaman anlayabiliyorsunuz geçmişe dönerek aradaki kalite farkını. Burada CJ ve Sweet'i görüyorsunuz. Yan tarafa geçtiğinde her şey çok daha gerçekçi, her şey çok daha olması gerektiği gibi. Ama özellikle GTA Vice City kısmına geçtiğimde eleştireceğim bir nokta var. Benim GTA Vice City'nin orijinalinde çok daha güzel olduğunu düşündüğüm bir şey bu. Şimdi bu görüntüleri gördük. Yine hapşırıklar devam ediyor benim ve GTA 3'teki yağmur atmosferi. Hemen diğer resme geçiyorum. Burada çok daha güzel olduğunu görüyoruz. Hem yollar da genişlemiş yanlış görmüyorsam. Tabii farklı bir yerin yolunun çekildiği için bu beni yanıltıyor olabilir. Ama yolların genişliği, ışıklandırmalar gerçekten çok güzel duruyor. Yani bu yapılması gereken bir şey zaten. Rockstar Games bir oyun çıkartıyorsa bunu beklemelisiniz. Ama bekleyip de alamadığımız da çok şey var. Şimdi yan sayfaya geçiyorum. Burada da yine GTA 3'ten tren resmi, orijinal resimde bu. Ama Definitive Edition'da göreceğimiz bu. Çok daha parlak bir atmosfer. Kesinlikle benim GTA 3'ü çok daha sevmeme neden olacak bir atmosfer var karşımızda. Şimdi GTA Vice City'ye geldik arkadaşlar.
GTA Vice'di benim hayatımın oyunu. GTA Vice'nin 80'ler atmosferi, neon ışıkları, çalan şarkıları benim GTA Vice'di en çok sevdiğim oyun olmama sebep oldu. YouTube'a GTA Vice ile başladım. YouTube'a başlarken para kazanma amacım yoktu. Para kazanma amacı olan zaten GTA Vice ile başlamaz. Yani ne kadar sevdiğimi tahmin edebilirsiniz. O yüzden bu benim için çok önemli bir oyun. Çok sadece yayınlar açısından değil, yayınlara da çok büyük katkı sağlayacak. Ama kendim oynamam açısından da çok değerli. Şimdi buradaki görseller bence çok güzel. Renkler, bir canlılık gelmiş, harika bir ortam var. Ama resimler biraz daha ileriye gittiğinde, bakın şu resme tıklamaya ben gerçekten utanıyorum. Bu nedir abi? Recep İvedik modu, GTA Vice'li Recep İvedik modu. Yani o kadar kötü olmuş ki, bu kadar kötü olabilir. İnanılmaz şişmanlamış, karakter genişlemiş. Tabii ki oyunun içinde böyle durmayabilir. Ama sanki bana Roblox Tommy Vercetti gibi geldi. Oynayanlar biliyordur. Minecraft Tommy Vercetti gibi geldi. Özellikle GTA 3'te de bazı görüntüler var. Onları da size göstereceğim. Mesela bu. Resmen Roblox değil mi? Kare 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 adamlar sanki zıplayarak şimdi birbirini ateş edecek gibi. Yani grafikler çizgi filme dönmüş sanki. O beni rahatsız etti. Belki oyunun içerisinde biz bunu çok fazla hissetmeyiz. Belki resimlerde böyle duruyordur. Ama oynarken bu çizgi film havasını çok fazla hissetmek istemem. Cuphead oynuyor olsak çizgi film havasını hissedelim. Neyden bahsettiğimi anlıyorsunuz. O oyunun atmosferi ona uygun. Ama ben Tommy Vercetti'yi Recep İvedik gibi göreceksem o benim için çok hoş olmayacaktır. Benim oyundan soğumama sebep olabilir. Tabii ki artık triloji çıktıktan sonra muhtemelen trilojideki GTA'yı daha çok oynayacağım. Ama Tommy Vercetti çekilmez bir Tommy Vercetti olursa valla orijinaline bile dönebilirim yani. Gidip gene normaline oynayabilirim. San Andreas'tan görüntüler. CJ'in suratını görüyorsunuz. Ben daha önceden wallpaper'ları yani küçük video resimlerini falan hazırlarken bu adamı çok gördüm. Bir de şunu fark ediyorum. Tabii ki Rockstar Games çalıntı yaptı diyemezsin. Ama modder'lar biliyorsunuz kendi Definitive Edition'larını yapmıştı. Kendi grafiksel geliştirmelerini falan yapmıştı. Yani modder'lar da bu kalitede işler yapmıştı. Tabii ki oyun içine girdiğimizde çok daha farklı güzellikler görürüz ama inanılmaz bir şey görecek miyiz? O beni soru işaretine bırakıyor. Görüyorsunuz Tommy Vercetti'nin tip daha da bozulmuş. Yani ben kesinlikle beğenmedim Tommy Vercetti'nin şeklini. Tommy Vercetti'nin o yakışıklılığı, o karizması gitmiş yani. Benim hiç hoşuma gitmedi. Hatta bakın Steam profilimden göstereyim. Yani bir şuradaki adama bakın. Burada da zaten pastel biraz. Bir de buradakine bakın. Yani buradaki bile daha iyi, daha güzel. Ama buradaki benim çok hoşuma gitmedi. Onu söyleyeyim. Şimdi oyunla alakalı bazı güncellemelerden, bazı geliştirilen şeylerden de bahsetmek istiyorum demiştim. Şurada bir resmim vardı, hemen bulayım. Aynen. Oyunda şimdi nelerin gelişmesini beklemelisiniz? Onu size bir söyleyeyim. GTA 5 stili kontroller gelecek dedik. Onun dışında silahlar güncellendi. Drive-by olayı güncellenmiş GTA San Andreas'taki gibi. İşte hedef almanız güncellendi. Mouse tekerleğinden silahlarını değiştirebiliyorsun. Radyo istasyonunu değiştirebiliyorsun. Minimap ve navigasyon güncellenmiş. GTA 3'te bu çok önemli. GTA 3'te map çok sıkıntılı biliyorsunuz. Onu düzeltmişler. Kaybettiğiniz anda göreve yeniden başlayabiliyorsunuz. Zaman kaybetmenize gerek yok. O güzel ve Rockstar Games Social Club'a özel güncellemeler gelmiş. Yeni başarımlar gelmiş. Şimdi GTA Vice bizim için en önemli olan yer. Daha yüksek kaliteli görüntüler. Karakterlerin silahları, yollar, araçlar ve çok daha fazla detay güncellendi diyor. Lightning sistemlerinden, yani ışıklandırma ve gölgelendirme sistemlerinden, refleksiyon yani yansımalar ve çok daha fazlası geliştirilmiş. Hava ve su yani yağmur efektleri geliştirilmiş. Ağaçlar geliştirilmiş, topraklar geliştirilmiş ve görüş açısı, görüş mesafesi daha da arttırılmış. Böylece daha güzel şeyler göreceksiniz diyor. Ama GTA San Andreas'a geçtiğimizde çok daha büyük güncellemeler var. PlayStation ve Xbox X'te 4K resolution'da 60 FPS oynayabileceksiniz. Nvidia DLSS'i destekliyormuş PC'de. Bu da sanırım oyunun çok daha akıcı olmasını sağlayacak. İşte kamera zoomunu ve Nintendo Switch'e özel bazı şeyleri de sağlayacakmış. Nintendo Switch kısmında hiç yokum. O yüzden beni ilgilendirmiyor. Aranızda Nintendo Switch oynayan varsa görüşlerini bize yayınlarda belirtebilir. Ama ben bu oyunlara baktığımda kendi düşüncelerimi söylemem gerekirse arkadaşlar, GTA Vice City, GTA 3 ve özellikle GTA San Andreas'taki şu atmosfer eğer bu olacaksa mükemmel. Özellikle GTA 3 ve GTA San Andreas'ta her zaman havada bir
Yani GTA 3'te kasvet vardır. GTA San Andreas'ta da bir bug vardır. Bilirsiniz onu. Böyle ekranı net görmezsiniz. Bir hoş değildir yani. Ama GTA Vice'de gerçekten atmosfer çok güzeldir. En azından benim için. GTA 3 ve GTA San Andreas'ta atmosfer olarak çok daha aydınlık, çok daha mükemmel bir atmosfer göreceğimize eminim. Tek sıkıntım benim bu oyunlara dair karakterlerin çok fazla çizgi film karakteri gibi, Roblox karakteri gibi olması. Belki GTA San Andreas'ta öyle bir şey yoktur. Ama özellikle GTA 3 ve GTA Vice diye baktığımda bunu fazlasıyla gördüm. Oyun çıktığında hep beraber göreceğiz. Belki problem edeceğimiz bir şey değildir belki. Ama oyunlara bakarsak güzel geliştirmeler var. Hikayesine dokunulmayacağını, sinematiklerine dokunulmayacağını söylemiştim. Ama sinematikteki karakterler de geliştirileceği için zaten güzel şeyler olacak. Bu videoda da şundan bahsedeyim. Bu videoyu şu ana kadar izlediyseniz daha sonra bahsedeceğim. Arkadaşlar ben GTA'lardan tanındım. GTA Vice ve GTA San Andreas ana oyunlarım. Daha önce bu oyunları çektim ama bu oyunlar trilojiye çıktığında en baştan seri olarak tekrar çekeceğim. Bazılarınız abi oyun değişmedi, hikaye değişmedi, neden baştan çekiyorsun diyebilir. Ama bu oyunları benim için patlama oyunu, benim için kanalımı coşturma oyunu, zirveye çıkarma oyunu gibi düşünün. Yani bu aralar hiç izlemediğiniz kadar, trilogi çıktıktan sonra özellikle hiç izlemediğiniz kadar çok GTA Vice, GTA San Andreas izleyeceksiniz belki de, GTA 3 izleyeceksiniz. Ve bu benim işim olduğu için sürekli yapacağım bunu. Yani tekrar tekrar aynı içerikten sıkılan arkadaşlarımız olabilir. Ben bu böyle bir fırsat çıkmışken bunu asla kaçırmam. Haberiniz olsun. %100'üyle hiç ölmeden yakalanmadığıyla, çocuklarla turnuvasıyla, işte görevlerde rekor kırmasıyla, farklı challenge'larıyla ben bunları devam edeceğim. Özellikle GTA 3, GTA Vice ve GTA San Andreas'ı da 20-20'şer dakikalık dakikalar videolarla kanala yine seri olarak atıyor olacağım. Haberiniz olsun. Beni sevenler ve GTA Trilogy izlemek isteyenler, Trilogy'nin fiyatı çok fazla, ondan da bahsedeyim. Beni izlemek isteyenler için güzel haber GTA'larda. Çünkü arkadaşlar 530 lira çok pahalı. Ben GTA Vice'i çok seviyorum. Yayını yapmasam da alırdım sadece Vice için. Ama 530 lira gerçekten çok pahalı. Ama bu 530 lira normalde yurt dışında 60 dolar. Yani bizim kızmamız gereken Rockstar Games değil de sanki doların bu kadar pahalı olmasına sebep olanlar olabilir. Bu arada boğazım kötü. Askerden geldikten sonra kalan bir şey bu. Umarım yakın zamanda geçer. Durumlar böyle. Fiyat çok pahalı. Almanız gerçekten zor. Ama yani oyunla alakalı da size güzel haberlerim olacak. Katılı özel bazı şeyler yapmayı planlıyorum trilojiyle alakalı. O da katılları coşturacaktır. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bugünden itibaren her gün video gelmeye devam edecek. Elimden geldiğince içerik üreteceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.